Subject yani subje yani özne nedir onu göreceğiz. Özne çok basit bir şekilde bir noun olabilir. Yani nesne, kar, araba, pencil, pe kalem, country, ülke. Pronoun olabilir yani kişilik zamiri he, she, it, they gibi. Ya da noun phrase olabilir yani nounlardan oluşan bir bütünleme, tamlama. Mesela the old man, yaşlı adam, the winning team, kazanan takım. Çok basit bir mantığı var. Aktif ve pasif kısmında kullanıldığı zaman pasifin ne olduğunu şu an hiç bilmiyorsunuz. Ama the cat catch the mouse, kedi, burada subje yani özne, fareyi yakaladı. Tam tersini yapabiliyorsunuz. Fare kedi tarafından yakalandığı da pasif olarak yapabiliyorsunuz. Aktif ve pasif ileri seviye bir konudur. Sadece subjektin ne olduğunu yani öznenin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Aktif ve pasif ve yeri geldiğinde videosunu izlersiniz ya da buradan oraya atlayabilirsiniz İngilizceniz çok iyiyse.